İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi Haber Bülteni, 6 Kasım 2019. Batı Ermenistan'ın Muş kentindeki Kutsal Marine Kilisesi yıkımın eşiğinde. Ankara, ülkenin güneydoğusunu işgal altındaki Batı Ermenistan'da dahil büyük zorlukla kontrol ediyor. Şam, Rasul Ayn ve El Tabiat'ta Türk ordusuna saldırmakla tehdit etti. Trump ve Erdoğan görüşmelerinin 13 Kasım'da Washington'da gerçekleşeceğini doğruladılar. İstanbullu Ermeni milletvekili yüzyılın başındaki Ermenice baskılı bir kibrit kutusunun resmini internet ortamında paylaştı. Yunalao, Saint Lucia, Cayos Yala, Karayipler. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi önümüzdeki ay Cayos Yala'nın Karayipler yerli halklarına karşı uygulanan tarihi ve çağdaş adaletsizliğin 3 ana maddesi hakkında karar verecek. 2019'un Mayıs ayı başında Global Platformu, yerli halklara karşı uygulanan tarihi ve çağdaş adaletsizliklerin etkili bir şekilde telafi edilmesi ve hakların tekrar elde edilmesi için Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi'ne 3 ayrı dilekçe sunmuştur. Bir nolu madde ile şu çağrıda bulunuluyor. İspanya Kralı, mirasçıları ve halefleri, İspanya hükümeti ve acenteleri, İspanyol halkını 1493-1783'teki yerli halklara karşı Cayos Yala, Karayipler, yerli halkların aleyhindeki tarihi adaletsizliklere karşı sorumlu tutulabilecekleri gibi etkili çözümler, iyileştirme ve tazminat sağlamakla sorumlu tutmak. İki nolu madde ile yapılan çağrı, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın kraliçesini, mirasçılarını ve haleflerini, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık hükümetini, ajanslarını ve halkını 1609'da günümüze kadar Cayos Yala, Karayipler yerli halklarına karşı işlenmiş tarihi ve çağdaş adaletsizliklerin yanı sıra etkili çözüm, iyileştirme ve tazminat sağlamakla sorumlu tutmak. Üç nolu maddeyle yapılan çağrı, Fransa Devlet Başkanı'nı, Fransa hükümetini ve kurumlarını ve Fransa halkını 1635'ten beri Cayos Yala, Karayipler yerli halkına karşı işlenen tarihi ve çağdaş adaletsizliklerden sorumlu tutmak ve etkili çözümler, iyileştirmeler ve tazminat sağlamakla sorumlu tutmak. Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi 15 Aralık 2019 tarihine kadar iş bu davalar hakkında karar verecektir. Yerli Halkların Uluslararası Mahkemesi Başkanı Albert Deterville tarafından imzalandı. Batı Ermenistan'ın Muş'un Kale Mahallesi'ndeki Kutsal Marine Kilisesi kaderine terk edildi. Kilise duvarlarının çoğu ve çatısı çöktü ve kalan duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Muş Devlet Kültür ve Turizm Departmanı'nın web sitesinde bariyer alanı olarak ilan edilmiş kilisenin çevresi, şehirdeki diğer birçok tarihi mekan gibi definecilerin hedefinde. 2012 yılın Bakanlar Kurulu kararıyla birçok eski Ermeni binasının bulunduğu kilise alanı ve bitişik alanlar, kentsel dönüşüm alanları ilan edildi. Daha sonra mahkemenin kilise ile ilgili herhangi bir eylemi yasakladığı bir dava açıldı. Muş'un Kutsal Marine Kilisesi, Muş'taki 7 kiliseden biriydi. Bazen Katolik Kilisesi denilen Daron'daki en güzel kilisesi olarak kabul edildi. Bugün Batı Ermenistan'ın Muş topraklarında bulunan ve ayakta kalan kiliselerin hiçbiri bugün işlev görmüyor. Üstelik hepsi de yıkılmış, yağmalanmış veya eğilmiş durumda. Türk makamları Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ı görevden aldı. Yılmaz, Güneydoğu'daki Mardin ilindendir ve Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi üyesidir. Yılmaz, Türkiye'de yasaklanan Kürdistan İşçi Partisi PKK ile işbirliği yapmakla suçlandı. Böylece Kızıltepe Belediye Başkanı kısa süre önce görevden alınan 14. Belediye Başkanı oldu. Daha önce Diyarbakır ve işgal altındaki Batı Ermenistan'ın Van Belediye Başkanları PKK üyeliği de dahil olmak üzere çeşitli suçlarla suçlanarak görevlerini kaybetti. 1984'ten bu yana Kürt silahlı mücadelesi durmadan artıyor ya da donduruluyor ancak çözülmemiş sorun olarak havada kalıyor. Avrupa, Türkiye'deki Kürt meselesi bağlamında Kürtlerin durumunu düşünmeye başlıyor.
Batılı en gelişkin uzmanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu'da, işgal altındaki Batı Ermenistan'da olası ayrılıkçılardan siyasi alanı temizleyerek sadece durumu ağırlaştıracağını ve konuyu dondurmak yerine bazı vilayetlerin kontrolünü kaybedebileceğini düşünüyor. Ankara, Kürt Partisi'ni parlamentoya iade edebilir ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyarak ülkede karar alma sürecine dahil edebilir. Türkiye'deki bütün Kürtler ayrılıkçı değil. Peki bugün Türkiye'de bu gibi cesarete sahip kim var? Kilikya. Suriye hükümetinden bir kaynak 6 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türk ordusu Tel Abyad ve Ras Ul Ayn'dan ayrılmazsa Suriye ordusu bu bölgeleri askeri müdahaleyle ele geçirecek dedi. Al-Ahed News Ajansı'nın belirttiğine göre, Suriye Demokratik Güçleri ve Şam arasında bir anlaşma imzalanmasının ardından Suriye ordusunun ülkesinin kuzey bölgelerine girdiğinde Ankara, Suriye'ye saldırarak hedefine ulaşmak için mücadele etmeye başladı. Bu anlaşma, Türkiye'nin Suriye'yi işgaline devam etmesi bahanesini geçersiz kıldı. Suriye birlikleri ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerine girince Erdoğan'ın planı tamamen başarısız oldu. Suriye kuvvetleri tüm sınır boyunca konuşlandırıldığında Rus-Türk ortak devriye hizmetleri sona erdirilecek. Kaynağın belirttiğine göre sınır bölgelerinde bu devriye faaliyetleri tamamen geçersizleşecek. Suriye Devlet Başkanı birkaç gün önce yaptığı açıklamada Tel Abyad ve Ras Ul Ayn'ın geri alınmasının politik süreci başarılı olmadıkça askeri seçenek Türkiye'nin bu bölgeleri işgal etmesine son verene kadar tek çözüm olarak kalacaktır demişti. Suriye Devlet Başkanı'na göre teröristleri İdlib eyaletinden çıkartmak için askeri seçenek de gündemde bulunuyor. Assad, Suriye ordusunun kuzey bölgelerine girişini kolaylaştırmayı amaçlayan Rus ve Kuzey Suriye Kürtleri arasında son zamanlarda imzalanan bir anlaşmaya da atıfta bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre ABD ve Türkiye Devlet Başkanları Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek. Erdoğan geçen gün toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, henüz karar vermediğini ve kararı sadece Trump ile yapılan bir telefon görüşmesinden sonra verileceğini açıklamıştı. Tert Ayem'in aktardığına göre açıklamada şöyle deniliyor. Cumhurbaşkanımız Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Her iki başkan da 13 Kasım'da Washington'da buluşacaklarını doğruladı. Taraflar ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları da ele aldı. Donald Trump ise kendi resmi sosyal Twitter sayfasında Erdoğan ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı. Trump, Erdoğan bana Türk ordusunun bir terörist katil olan El-Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşi de dahil olmak üzere birçok İslam Devleti militanını yakaladığını söyledi, dedi. News IM'in aktardığı habere göre Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ermeni asıllı üyesi Nurhan Çetinkaya kendi sosyal medya sayfasından 100 yıllık Ermenice yazılı bir kibrit kutusunun resmini paylaştı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Sahak Sahakyan tarafından seslendirilen Himi El Lareng adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.